Bu neymiş ya? What's this? Timsah eti. 25 baht. 25 ha? 25 baht. Kurutulmuş. What is this? Yine hazır meyve çeşitleri. 25 baht. Kokos not var. Gel. Abi. Wow. Eyvah bir şey anlamıyorsun. Arkadaşlar bir otobüse 35 baht ödenmiş oldu. Damasaj fiyatlarına bakalım. Bir saatli 250 baht. 50 baht. 50 baht. Severiz. Abi kablolara bak lan. Tropik. Dolu dolu. Şunlar var ya çok iyi. 37 baht. Ronum'un kumandosunu, bataryalarını dolsun diye buraya bıraktım hostele. Değerli eşyalarım zaten burada da normal şartlar dik bir şey olmaması gerekiyor. Döndüğümde hep beraber göreceğiz. Hadi devam edelim. Şundan şöyle alalım bir tane. Iced coconut. 50 baht. This? Okay. Bundan önerdi. Hadi deneyelim. 50 baht. Severiz. Abi kablolara bak lan. Yalnız bunlar da baya iyiye benziyormuş. O da aynı 50 baht. Tropik. Dolu dolu. Otobüs biletlerimizi bir halledelim. Burada bile yani 2-3 gün kalınır. Chiang Rai'da arkadaşlar şey de var. Üçgen, triangle tour. Yani ona da katılabiliyorsunuz. Ne abi o? Laos ve Çin'e bakan bir üçgen aslında ve orada bot turları düzenleniyor. Bir nehirin üstünde. Otobüsümü önce bir ayarlamam gerekiyor. Bakacağım. Oradan biletleri alabiliyoruz. Ondan sonra Beyaz Tapınak var. White Temple var. Umarım otobüs saatleri. Bakalım abi burada neler yazıyor. Eyvah bir şey anlamıyorsun. İngilizce yazmıyor. Vallahi bilemedim. Şimdi Chiang Mai'ye yazmıyor ki. Bir de şuraya bakalım. İngilizce yazmıyor. Bacağıma bir şey ısırdı. Yemin ederim böyle kaçınıyor. Again. Ah, 305 okey. 305 baht VIP otobüsü. Thank you. Okay. Thank you very much. Tamamdır abi, biletimizi şimdi ayarladık. En azından öğlen vaktini aldık. Sabah erkenden White Temple'a gideriz. En azından orayı da ziyaret etmiş oluruz. Ondan sonra sallak kerim. VIP otobüsü 305 baht. Arkadaşlar VIP otobüs Chiang Mai'den Chiang Rai'ye 305 baht ödenmiş oldum. Ortalama o da abi 7,5 euro miktar yapıyor. 3-4 saatlik bir yolculuk olmuş olacak. Asya'nın yalnız VIP otobüslerinden öyle büyük bir beklentimiz tabii ki olmaması gerekiyor. Ama en azından değerlendirmiş olacağız yani. Arkadaşlar otobüs terminali hemen burada. Biletimi yarına aldım. Bir yalnız var ya. Güneş. Bilmiyorum kameradan gözüküyor ama çok güzel güneş batımı var şu an. Chiang Rai arkadaşlar ufak bir yer. Aşağı yukarı 200 bin nüfusa sahip bir şehir. Chiang Mai'nin kardeşi aslında burası öyle diyorlarmış ve turizme yeni açılıyor. Ziyaret edeceğin yerlerden birisi White Temple, Beyaz Tapınak isminde. Ondan sonra üçgen var. Üçgen turları var. Yani bot turları. Çin ve Laos sınırına bağlayan bir üçgenmiş aslında, yani Tayland'ın kuzeyi. Oraya ayak basmış oluyorsunuz. Öyle lokantalar var. Öyle az gezelim. Abi Seven mağazası can kurtarır. Bir tane arkadaş dedi ki orada bir tane böyle bir koku satılıyor dedi. Ondan al dedi. Bazı kokular var ya sokakta. Var yemek kokuları.
Super. Evet. Thank you. Evet. Okay. Kapkum ka. Aynen ondan. SIM kartları alabiliyorsunuz. Mesela abi 8 günlü 400 baht, 10 euro civarı bir şey yapıyor. Sınırsız internet. Veya 15 günlüğü var 700 baht. Bu da 20 euro gibi bir şey yapıyor. Ben eSIM almıştım. Şunlar var ya. Şunlar çok iyi. 37 baht. Doyuruyor ama doyuruyor. Yani böyle bakacak olursanız abi böyle alır atıştırmalık. Şurada tost makinesinden de şimdi ablamız koydu. Böyle alırsınız cheese'le bir tost 1 euroya karnınızı doyurabilirsiniz. Öyle. Baya baya da lezzetli yani. Hadi bakalım akşam pazarını gezelim. Yalnız aldığım peynirli tost abi hazır falan da yani çok lezzetliydi ya. Baya baya iyiydi yani. Filler 250 baht. 4 tane alırsam 990 baht. Young Rye Night Pazar. Vallahi abi yemin ederim yine her yerimi ısırmaya başladılar. Abi kesin böyle yanınızda bulundurun bu sinek kıracını. Ayakları da şöyle bol bol. Bol bol abi. Bollar abi. Burada böyle dondurma çeşitleri var. Böyle ablamız pişiriyor burada. Böyle çeşit çeşit şekerler var sanırım. Dondurmalı falan. İnanılmaz satıyor. Yani genelde yerel halk alıyor zaten. Chiang Rai'nin güzel mi güzel? Minnoş mu minnoş? Güzel mi güzel? Akşam pazarı. Ne güzel bakın abi sakin. Huzur verici. Kurutulmuş mangolar var. Bir tanesi 100 baht. Yani tamamen kurutulmuş. Kurutulmuş strawberry. Bunun tadı nasıldır? Hiçbir fikrim yok. Yine bir mango çeşidi. Bu da kurutulmuş. How much this? This one? Çok kişi gerçekten İngilizce bilmiyor. Google Translate ile anlaşıyor. This 300. Okay, good. Thank you. ขอบคุณ ครับ Kapkunka. Lady. Kapkunka. Neymiş arkadaşlar? Kapkunka. Burada mesela şu çantalar var abi. 40 baht. Burada da böyle bakın kurutulmuş tropik meyve çeşitleri. 60 baht. Balık ürünleri. Hazır bakın burada seçip pişiriyorlar mangalda. 200 baht. Okay. Mesela bu var. 300 baht. What is this? Domuz, domuz eti. Okay. Thank you. Burada da aynı şekilde seçiyorsunuz buradan tabağı ve mangalda pişiriyorlar. Mesela burada tamamen karışık var. 400 baht. Hi. Thailand, yes. Is this only fish or? No, this is some pork. Domates. Seafood. Okay. All different kind of seafood. That are shrimps. There's a squid, shrimp, fish. Okay, okay. Yeah, all different. Yes. And that only pork. Okay. And that that's... is a pork like a different seasoning. Okay. Thank you. Thank you. Burada daha farklı şeyler var.
Şurada bir tane sahibi 15 baht. Mangalda burada pişiriyorlar. Balıklar da var 160 baht. İnanılmaz. Mesela baharat kullanıyorlar. Bakın göstereyim. Abimiz alıyor. Yine hazır meyve çeşitleri 25 baht. Kokos not var 40 baht. How much is this? 1 kilo 2000. 1 kilo 2000. Yeah, yeah. 1 kilo 2000 baht. Yeah, yeah. 1 kilo. And how much is this? 1 kilo 800. 1 kilo 800 baht. Yeah. Wow. Thank you. Hello. Hello. İnanılmaz çok balık çeşidi var. Burada canlı müzik olacak sanırım az sonra. Yine deniz ürünleri. Tabak 100 baht. Bu neymiş ya? Anlamadım. Karpuz. 30 baht. 75 cent yapıyor. Euro. Alo. Wow. Abi. Wow. Çeşite bakar mısınız ya? Çoğunlukla balık ve domuz. Domuz eti. Alo. Burada tamamen deniz ürünleri. Fiyatları bakın abi göstereyim. Ama az önceki abla da inanılmaz bir menü vardı ya. Biz 59 baht. Acılı yalnız, hot. Evet, tavuğu var diyor mesela, 80 baht. Thank you. Thai style. Thai style. Okay, which is this pork? Yes. Okay, this pork. Domuzu 150 baht. Same one. Okay. Thank you. Oh. Oha. What's this? Krokodil. Timsah eti. 25 baht. 25 ha? Yeah. 25 baht. Wow. Okay. Bunlar tavukmuş. 25 baht. Acayip çok çeşit var ya. Papaya. Which? What is this? Okay, and this? Kırsma. Ah, okay. Domuz. Domuz eti. Hello. Okay. İnanılmaz çok domuz çeşidi var. Okay. Bak mesela şurada vegetarian var. 80 baht. Okay. Green soup. 100 baht. Çorba çeşitleri var mesela. 100 baht. Wow. Okay. Thank you. Ne yapıyorlar? Bananas. Ay. Kebap da var. Helal abi. 49 baht'tan başlıyor ama vegetable. Tavuklu 69 baht. Krep gibi bir şey ya sanırım. Gözleme. Gözleme abi mesela 25 baht'tan başlıyor.
Yumurtalı var 40 bak. Çikolatalı 40 bak. Döner de var. Böyle bir pazar. Buna masaj fiyatlarına bakalım be. Bir saatli 250 baht. Foot masaj aynen 250 baht. Omuz 350 baht. Böyle fiyatlar aşağı yukarı. Chiang Rai'de işte Golden üçgen var bir de. Onu da yapabiliyorsun. Turlar düzenleniyor. Yani aslında Tayland'ın kuzeyine gelmiş olursanız tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Chiang Rai'de böyle lüks oteller, ondan sonra gece kulüpleri falan bulamazsınız. Burası baya baya ufak. Yani düz, ufak bir şehir. Chiang Mai'nin kardeşi diyorlarmış o yüzden buraya. Bir dünya kedi var içeride. Sanırım kedi oteli sanırım ya. Öyle bir şey. Buzlu yeşil çay alacağım. Bir de onun tadına bakalım. 30 baht. Burada daha ucuzmuş. Az önce 50'ye almıştım. 30 baht 75 cent yapıyor euro. 75 euro cent. Bak da buz gibi aldık yine. İnanılmaz güzel ya. Abi inanılmaz. Çok güzel, çok iyi. Neyse bu kadar pazar yeter. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abi beğen, yorum atmayı da unutmayalım abi ya. Allah Allah ya.